Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bugünden itibaren en çok çıkan sorular serisini başlatıyoruz. Biliyorsunuz 66 günde matematik kampımız devam ediyor ve burada şimdiye kadar problemlere kadar geldik ve önümüzdeki hafta problemler kampına başlayacağız. Bir yandan kamp devam ederken bir yandan da size en çok çıkan sorular serisi yaparak bu konularla ilgili, işlediğimiz konularla alakalı şöyle azar azar da olsa en fazla çıkan sorularını işlerinden çekerek sizlerle paylaşalım istedik. Böyle bir seri başlattık. Videoları aralıklı olarak sınava kadar devamlı sürekli paylaşacağız. Hadi gelin bugünkü bu videodaki 3 tane birbirinden güzel soruya, çok fazla çıkan noktaları işaret eden sorulara birlikte bakalım. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. X eksi Y ve kök X artı kök Y'nin her ikisi de 13'e eşitmiş. Buna göre X artı Y nedir diye soruyor. ÖSYM'nin çok sevdiği bir özdeşlik var burada. 2 kare fark. O yüzden bu soruyu sizlerle paylaşayım istedim. Şunu unutmayın. Her sayı kare kökünün karesi olarak yazılabilir. Bundan faydalanacağımız bir soru. O halde her sayı kare kökünün karesi olarak yazılabilirse ben istersem X'i kök x'in karesi olarak yazabilirim. Bu mantıkla gittiğimizde x eksi y'nin ederi 13. O halde x eksi y'yi 13 olarak yazarken x'i kök x'in karesi, y'yi de kök y'nin karesi olarak yazmayı akıl edeceğim. Ki hemen yazalım. Kök x'in karesi eksi kök y'nin karesiymiş aslında 13'e eşit olan. Peki 2 kare farkı neydi? A kare eksi b kare, a artı b ile a eksi b'nin çarpımı. O halde bunu nasıl yazmalıyız? Kök x artı kök y ile kök x eksi kök y'nin çarpımı olarak yazabiliriz. Bunun ederi 13'müş. Bir başka bilgi daha var burada. Kök x artı kök y de 13'e eşit. O halde burası 13'e eşit ise 13 kere 1 ancak 13 eder. Burası da 1'dir. Geldik buraya. Şimdi kök x artı kök y'yi biz 13 olarak, kök x eksi kök y'yi de 1 olarak bulduysak ne yaparız? Taraf tarafa toplarız. Artı kök y, eksi kök y gider. 2 çarpı kök x'in ederi 3 artı 1'den 4 olur. Buradan 14 olur pardon. Dolayısıyla kök x'in ederi 7 gelecek. Kök x'in ederi 7 ise 7 ile kaçı toplarsak 13 eder diye düşünüp kök y'yi de 6 olarak buluruz. Şimdi biz x ve y'yi istiyoruz ama kök x 7 olduğuna göre karesini alsak her iki tarafın x'in ederini 49 buluruz. Kök y'yi 6 bulduğumuza göre her iki tarafın karesini alsak y'yi de buradan 36 buluruz. Her ikisinin toplamı soruluyor bize. X artı y 85 olur deriz. Güzel. ÖSYM'nin çok çok sevdiği bir özdeşlikle başladık. Şimdi geldik bir başka soruya. Bu da ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu, sayı basamakları. Çok fazla soru çıktığı için sizlerle paylaşayım istedim. 3 basamaklı KLM doğal sayısı 2 basamaklı LM doğal sayısının 10 katından 174 fazlaymış. Hemen denklemimizi yazalım. Bu tip soruları çok çözdük kampımızda biliyorsunuz. KLM doğal sayısı LM'nin 10 katından, yani 10 çarpı LM'den 174 fazla. Şimdi bu soru karşımıza bu şekilde gelirse çözümleyerek yaparız. Ama şöyle bir güzellik de söyleyelim sizlere. Bunu sayı basamaklarına hiç çözümleme işlemine girişmeden de çözebiliriz 4 işlem metoduyla. Nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Öncelikle şunu unutmayalım. Bir sayıyı 10'la çarparsak o sayının sonuna bir sıfır gelirdi. Mesela 10 kere 25, 250. 25'in yanına bir sıfır ekliyoruz. O halde 10 çarpı LM, biliyoruz ki LM sıfırdır. Şimdi KLM, LM sıfır ile 174'ün toplamıysa ben LM sıfırı buraya atarsam KLM eksi LM sıfırın ederini 174 olarak bulabilirim. Bunu lütfen ama lütfen alt alta yazın. KLM'den LM sıfır çıkarsa ne kalıyormuş? 174. Şimdi bakın soru ne kadar kolaylaşacak. M'den sıfır çıkmış, 4 kalmış. O halde M nedir? 4'tür. M'ye 4 verirsem L'den 4 çıkıp 7 kaldığına göre demek ki burada L buradan elde almıştır, değil mi? Tersten okuduğumuz zaman da şöyle yaparız. 7 artı 4'ten 11'dir. Yani L 11'in biri. L'yi buraya 1 verdik. Bakın elde aldı. 11 oldu. 11'den 4 çıktı 7. K'dan değil, K'nın elde vermiş halinden 1 çıktığında 1 kalıyor. O halde K'nın elde vermiş hali 2. Elde vermeseydi kaç olurdu? 3 olurdu.
K3, L1, M4 toplayınca buradan ne gelecektir? Hepsi 8 gelecektir. K, L ve M toplamı deriz. Böyle bir soruyla çıkabilir ÖSYM karşımıza. Sayı basamakları ve 4 sistemi çok seviyor. Ve geldik bu videonun son sorusuna. ÖSYM'nin yine vazgeçilmezlerinden faktöriyel ve faktöriyelde sadeleştirme sorusu. Ne yapıyorduk? Burada daima en küçüğün parantezini alıp sadeleştirme yapıyorduk. Ve en küçüğün parantezini alabilmek için de hepsini en küçüğüne şekilde, en küçüğüne göre açacağız. Yani 6 faktöriyelde, 5 faktöriyelde, 4 faktöriyele göre yazacağız. Nasıl yazıyoruz? 6 faktöriyel, 4 faktöriyele göre 6 çarpı 5 çarpı 4 deyip hemen faktöriyel yazıyoruz. Bu şekilde açıyorduk değil mi hatırlarsanız? Sonra 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazıyoruz. Artı 4 faktöriyelimiz var zaten. Geldik aşağıya yine 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazdık. Eksi 4 faktöriyel dedik. Şimdi yukarıyı 4 faktöriyel parantezine alacak olursak birinci 4 faktöriyelin yanında 6 kere 5'ten 30 var. İkinci 4 faktöriyelin yanında sadece 5 var. Üçüncü 4 faktöriyelin yanı boşsa o zaman yanında gizli bir 1 var demiştik değil mi? Aşağı geçelim. 4 faktöriyel parantezine aldık. Birincinin yanında 5 var. Eksi ikincinin yanı boşsa yanında gizli bir 1 var. Neye dönüştü soru? 4 faktöriyel çarpı 36 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 eksi 1'den 4. 4 faktöriyelleri götür. 36 bölü 4'ten kaç kalır? 9 kalır deriz. Ve bu videoyu da bu soruyla noktalarız. Lütfen ama lütfen bu sorudaki, bu serideki videoları ve bu videolardaki soruları unutmayın, not edin, sınavda emin olun çok çok fazla karşınıza çıkma ihtimali var bu soru kalıplarının ve bu soru kalıplarının ağırlıklı olduğu soru çözümleri de yaparsanız çok faydalı olacaktır. Bunların tamamıyla alakalı bilgi için zaten 66 günde matematik kampını lütfen ama lütfen takip edin ki orada da bütün konuların, bütün soruları detaylı bir şekilde görebilin. Peki, herkes çok iyi baksın kendine. Bir sonraki, bu serinin bir sonraki videosunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.